118.99'un sunduğu Üniversite Medya Programı devam ediyor. Evet, Üniversite Medya Atılım Üniversitesi ile devam ediyor. 16. yılına adım atmış Ankara'da yer alan bir vakıf üniversitesi. Konukları Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Gülhan Özbayoğlu. Hoş geldiniz hocam. Meslek Yüksekokulu Müdürü, aynı zamanda İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Gül Güneş, siz de hoş geldiniz. Evet, programın son bölümündeyiz. Hızlı hızlı bütün üniversitelerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Çok kritik bir süreç. İstiyoruz ki aslında keşke öğrenciler kampüslerde bulunabilseler, üniversiteleri yerlerinde ziyaret edebilseler, ama biz de program aracılığıyla gidemeyenler için kampüsleri ekrana taşıyoruz. Şimdi Atılım Üniversitesi'nde yapısal olarak şöyle bir iklimi vardır Atılım Üniversitesi'nin deseniz, neleri vurgulamak istersiniz üniversitede öne çıkan? Öncelikle bir kere sıralamaları söylemek isterim. Biz 16 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen sıralamalarda hızla yukarıya doğru yükseliyoruz. URAP'ın geçen sene yaptığı sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında 56. olduk. Vakıf üniversiteleri arasında 9. Vebometrik'in 2013 birinci dönem sıralamasında Türkiye üniversitelerinde 47. vakıf üniversitesinde 7. olduk. Birkaç ay önce anons edilen girişimcilik ve yenilikçilik endeksine hitap eden üniversite sıralamasında, evet, da biz Türkiye üniversitelerinde 20. vakıf üniversite arasında 8. olduk. Bu çok güzel bir gelişim ve saygın bir konum. Üniversitemiz 6500 talebeyi eğitim öğretim veriyor. 5 fakültesi var. 86.000 kapalı alanı var. 86.000 metrekare. 5 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 38 bölüm, 25 yüksek lisans programı, 5 doktora programıyla eğitimini sürdürmektedir. 115 laboratuvar var ki bu birçok üniversitede yok. Evet. Bunun 80, ne kadarı mühendislikte? 80'i mühendislik fakültesinde. Mühendislik fakültesi üniversitemizin en büyük fakültelerinden bir tanesi. Neredeyse yarısı. Fazlaca da aslında altında programı, bölümü var mühendislik, evet, fakültesinin. Evet, 14 bölümümüz var. Bizim de fiziksel alanımız 39.650 metrekaredir. Oldukça büyük bir alan. 14 bölümümüz var. Bunların içerisinde bildiğimiz bütün mühendislik ana dalları var, ana bilim dalları var. Ama onun yanında yeniler var. Örneğin yazılım, bilişim, mekatronik, enerji sistemleri, otomotiv, kimya, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, imalat. Bunlar en yeni bölümler. Mesela Amerika'da geçen sene yapılan bir istatistikte gözde bölümler arasında yazılım ikinci sıradaydı. Ki bizde vakıf üniversitesi olarak Ankara'da tek bizde var yazılım mühendisliği. Aynı şekilde bilişim sistemleri mühendisliğinin bir master programı var. Bilişim teknolojileri hizmet yönetimi. Bu Türkiye'de ilk ve tek. Böyle bir şeyimiz var. Enerji sistemleri var. Enerji bölüm. Sistemlerimiz var. Onu söyledim. Var. Mekatronik, evet, var. Bu bölümleri söyledim. Yani yeni bölümler var. Bunlar büyük devlet üniversitelerinde tek bir bölümün altında olan şeyler. Bizde her birisi ayrı bir bölüm. Üniversitenin 2002'den beri mezunları var. Mezunlarımızın özellikle bu girişimcilikte falan çok yüksek yerlere yükselmemizin altında da yatan bir şeyi var. Çok rahat iş bulma olanakları var. Ne yapıyorlar genelde? Akademik kariyere mi yöneliyorlar? Kendi markalarını, şirketlerini kuranlar mı var? Şimdi şöyle, tabii %10-15'i daha üniversiteden mezun olmadan iş buluyor, mezun olmadan. Geri kalan, mesela geçen sene bir istatistik yapıyor. Geçen derken önümüzdeki 2012-2013 yılını içeren bir istatistik devamlı yapılıyor. Bu üniversite buna çok önem veriyor. Devamlı takip ediyor mezunların iş bulma olanaklarını. Geçen sefer %20'si akademik kariyere yönelmişler. %6'sı askere gitmiş. Geri kalan sadece %4'ü iş arıyordu. İşe girenlerin ilk 6 ayda %96'sı iş buldu. Bunda tabii diyorum, girişimcilik bizim özellikle üniversitemizin öğrencilerine daha hazırlık okulundan beri araştırmaya yöneltmesi. Bunlar çok önemli. Bir de önemli. Laboratuvar sayısı laboratuvar belki bunu sayımız, destekliyor. Lisans araştırma projesi diye bir proje var. Bunun içerisinde çocuklar araştırma kültürü kazanıyorlar.
Bu arada akademik kariyere yönelenler var dediniz. Benim de ufak bir duyurum var. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler QS World Grad School Tour 5 Ekim'de cumartesi günü İstanbul'da arkadaşlar. Hep lisans programlarını konuşuyorsunuz. Niye bizi düşünmüyorsunuz diyen yüksek lisans ve doktora programı ile ilgilenenlere duyurulur. Dünyanın en iyi üniversiteleri gelecekler orada. Hem yüz yüze görüşme fırsatınız var. Hem de birçok kişiye burs vermek istiyorlarmış. Gidilebilir, yerinde ziyaret edilebilir. 5 Ekim'de internette detaylarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda biz de Facebook ve Twitter sayfamızda konuya ilişkin detayları paylaşacağız. Buyurunuz hocam. Üniversitemiz dediğim gibi bu mezunların iş olanaklarını ve iş bulma sürelerini falan çok yakından takip ediyor. Son yıllarda hep %92'nin üstünde istihdam edildiği görüldü. Yani çok iş bulma olanakları çok rahat. Nerede iş buluyorlar? Özellikle savunma sanayinde. Bizim bir merkezimiz var. Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi. Metal bu. Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi. Bu özellikle savunma sanayine, otomotiv sanayine hizmet veriyor. Bunlar bu çocukların da deneyim kazanmasını ve iş bulmasında da önderlik yapıyor. Şimdi meslek yüksekokuluna geçmek istiyorum. Yeni açılan bölümler var mı arasında ve hangi bölümleri özellikle vurgulamak istersiniz? Bu sene için yeni açılan bölümümüz yok. Meslek yüksekokulumuz bünyesinde iki bölümümüz var. Ön lisans eğitimimiz Türkçe. Bizim aslında bir de lisans eğitimi veren işletme fakültesindeki bölümlerimiz var. Onlar İngilizce eğitim veriyor. Meslek yüksekokulumuzda uzaktan eğitim kapsamında eğitim yapılıyor. Akşamları sesli görüntülü derslerimiz. Bu kapsamda da yurt dışından öğrencilerimiz oluyor. Özellikle sektörden öğrencilerimiz oluyor. Bölümler olarak da bilgisayar programcılığı ve turizm ve otel işletmeciliği iki bölümümüz var. Peki bu mesleki eğitimden gelen, meslek lisesinden gelenler de sınavsız geçişle alanlarına uyuyorsa bu iki bölümü tercih edebiliyorlar mı? Meslek lisesinden gelenlerin ayrıca şöyle bir avantajı var söylediğinize ilaveten %15'lik bir de tercih bursu. Yani meslek lisesinden geldikleri için %15'lik bir de burs imkanları Şimdi, oluyor. Şimdi siz aynı zamanda işletme bölümünde öğretim üyesisiniz değil mi? Şimdi işletme fakültesine de baktığımız zaman bir hayli de fazlaca da bölüm var. Dikkatimi çekenler halkla ilişkiler ve reklamcılık. Genelde biz bu bölümü iletişim fakültesi altında görmeye alışmıştık. Halkla ilişkiler, reklamcılık, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, turizm ve otel işletmeciliği. Evet. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin altında yer alan bölümler. Neden halkla ilişkiler ve reklamcılık burada ve farklı bir eğitim mi veriyor öğrencilere? Şimdi öğrencilere sunduğu avantajlar çok çeşitli. Çünkü takdir edersiniz ki 9 bölüm var bizim fakültenin içerisinde. İşletme Fakültesi'nin 9 bölümünden çok farklı seçmeli dersler alabilme olanakları oluyor öğrencilerin. Bunun yanı sıra medya okuryazarlığı gibi çok güncel konularda da eğitimler alabiliyorlar. Aynı zamanda birçok üniversitede tabii ki mevcut bu imkanlar ama fakülte içerisinde çok daha kolay oluyor. Yan dal ve çift diploma olanakları da çok çeşitli alanlarda olabiliyor. Dolayısıyla halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencileri mesela üniversitenin gazetesini çıkarıyorlar, çok aktif çalışıyorlar. İngilizce eğitim veriliyor bu bölümümüzde. Aynı zamanda iktisat ve işletmede hem Türkçe hem İngilizce eğitim veren bölümlerimiz var. Siyaset bilme ve kamu yönetimi bölümümüz var. O da gene çok ilgi görüyor. O Türkçe eğitim veriyor ve bunun yanı sıra diğer geriye kalan bölümlerimiz de yabancı dilde eğitim veriyor. Yabancı dilde eğitim veriyor. Mühendislikte nasıl? Tamamen İngilizce. Tamamen İngilizce. Evet. Dersler de İngilizce mi anlatılıyor? Her şey İngilizce. Zorunlu İngilizce hazırlığı her şey İngilizce. Var. Laboratuvarda da aynı şekilde. Peki burslardan biraz bahsedelim mi? %15 meslek lisesinden gelenlere bir bursumuz var. Bahsedeyim. Kısaca hocam. Bizde çok fazla burs çeşidi var. Teşvik, tercih, başarı, ÖSYM bursu, spor bursu, şehit ailelerinin çocuklarının bursları, eş kardeş bursları çeşitli. Şimdi ÖSYM bursu zaten kılavuzda belirtilmiş. Fakat başarı bursları bize has. Bu çocuğun genel not ortalaması eğer 3'ün üstündeyse 3-3.29 arası, 3.29 işte 3.5 arası çocuklara hem eğitim öğretim ücretinden muaf tutuyoruz. Hem de bir de ayrıca cep harçlığı ve kitap yardımı yapıyoruz. Bu cep harçlığı 900 lirayla 300 lira arasında değişiyor. Çocuğun genel not ortalamasına bağlı olarak. Teşvik bursları çocuklar eğer ilk 5 seçenek arasında bizi seçmişlerse ücretliye orada bir indirim yapılıyor.
şeylerde, tercihlerde yine aynı şekilde. Sizi eğer tabii meslek ve şey teknik orta öğretim kurumlarından gelen çocuklara bir indirim yapıyoruz. Evet. Sporculara eğer üniversiteyi temsil ediyorlarsa onların bir şeyi var, indirimi var. Yani çok seçenekli. Bir parasal şeyini söyleyeyim. 9.806 talebeye bugüne kadar burs vermişiz. Hmm. Bunun maddi değeri 86 milyon 500 bin lira. Hmm. Geçen sene 2.330 galiba 38 talebeye burs verilmiş. Bu normal talebenin %44'ünü kapsıyor. Şu yani, dönemde o rakamlar uçuşuyordur çok, hocam. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz evet, ama öyle aceleleri var çok ki. Çok seçenek var çok fazla burs da için. Burs veriyoruz ve hiçbir zaman kesilmiyor. Peki tam burslular yurt imkanlarından da faydalanabiliyor mu? Ayrıca ücretli şimdi mi? Şimdi şöyle, bizde kampüsün içerisinde yurt yok fakat üniversitenin anlaştığı yerler var. O kadar burada, büyük kampüs alanının içinde yurt yok mu? Tabii biz en çok araştırmaya dönük bütün yatırımlarımızı yapıyoruz. Özellikle bu kadar laboratuvarı sığdırıyoruz evet, ki çok büyük. Evet, dışarıda hem kızlar için hem erkek öğrenciler için anlaştığı yerler var. Buralarda özellikle kendileri anlaştığı için iyi yerler ve otobüs servislerinin veya ring servislerinin geçtiği yerler ama olacak. Barınma ihtiyaçlarına kendileri ücret ödüyorlar. Evet, evet, ama karşılıyor. Tam bursu da burs kesintisi olmuyor herhangi hiç olmuyor, bir yıl hayır, uzarsa. Hayır, olmuyor, bir sınır hayır. Var mı 5 yıl, 6 yıl gibi? Yoksa 6 yıl. Şöyle 6 yıl. 2 yıl hazırlığa veriyor, 4 yılda lisans seviyesindeki yani 6 yıl hiç bursu kesilmiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Özellikle geldim Görkem'in programına da şunu söylemezsem çok üzülerek gideceğim dediğiniz bir şey kaldı mı? Son program diye bu soruyu da sorayım size. Buyurun. Biz hakikaten Ar-Ge Üniversitesi'yiz. Yani onu vurgulamak isterim. Eğer öğrenciler özellikle ileri düzeyde araştırma yapacak bir üniversite arıyorlarsa o biziz. Hocalarımız çok kuvvetli ve Ankara'nın en kuvvetli okullarından gelmiş kişiler bunda ve yurt dışı doktoralı birçoğu. Araştırmaya dönük iyi kaliteli dinamik bir öğretim üyesinden ve laboratuvarlardan son donanımlı laboratuvardan eğer eğitim almak isterseniz. Bir de kütüphane var demiştiniz değil mi? 8800 metrekarelik alanı var. Ankara'da büyük üçüncü büyük. Ankara'nın üçüncü büyük kütüphanesi. 10 tane seminer odası var. 750 kişiye hitap ediyor oturma alanı. Bir medya salonu var. Ve çok yeni sadece bizim okula değil Ankara'ya da hizmet veren bir kütüphane. Siz neler söylemek istersiniz son olarak ben adaylara? Ben en önemlisinin sektörle işbirliği içerisinde eğitim almaları olduğunu düşünüyorum. Çünkü uygulamalı eğitimlerimiz çok fazla. Konferanslarımızla da destekliyoruz. Dolayısıyla öğrenciler sürekli iş hayatına atıldıklarında güçlük çekmeyecek şekilde yetiştiriliyorlar. Sadece teorik eğitim değil, uygulamalı eğitim de veriyoruz. Mühendislikle ilgili soru soran arkadaşlar programın başında konuşmuştuk onları. Yazılım mühendisliği, mekatronik, enerji sistemleri, bilişim, otomotiv mühendisliği, evet. Çok çeşitli alanlarda mühendislik dalları evet, var. Ve hepsinde çift dal, çift ana dal ve yan dal yapma olanakları var. Zaten özellikle teşvik ediyoruz bunu. Her birisi ayrı bölüm olduğu için birbiriyle ilişkileri çok kolay bunların. Ve çift dallı ve çift diploma alarak çocuklar çıkabiliyorlar. İşletme bölümü, işletme fakültesi için de geçerli mi bu? Bir tabii. Öğrenci aynı zamanda iktisat okurken uluslararası ilişkilerde kesinlikle, de okuyabiliyor mu? Kesinlikle. Okuyorlar ve çok fazla sayıda çift dal ve yan dal yapan öğrencilerimiz var. Yanı sıra ben çok kısaca hemen Erasmus ve diğer bağlantılarımızı da söylemek istiyorum. Erasmus bağlantısı sayesinde Avrupa'da birçok üniversiteyle işbirliğimiz var. Ama bunun yanı sıra Erasmus Mundus'a da üye bizim üniversitemiz. Bu da tabii ki çok farklı bir açılım sağlıyor. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerle de işbirliğimiz mevcut. Uzak aynı Doğu zamanda, ve Asya. Kesinlikle. Mundus. Aynı zamanda da gene mesela bizim Amerika'da River Üniversitesi ile anlaşmamız var. Dolayısıyla öğrencilerin yurt dışı bağlantılı eğitim alma imkanları da olabiliyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Atılım Üniversitesi'nden konuklarıma Ankara'dan gelmişler, memleketimden gelmişler. Ben de bugün programı sonlandırıp Ankara'yı da ziyaret edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Tüm bir sene boyunca bizi takip ettiniz. 5 yılı geride bırakan bir programdan bahsediyoruz. Eğitim ve Gençlik Programı Üniversite Medya. Bütün üniversiteleri aynı mesafede durmaya gayret ettik. Çok sayıda vakıf üniversitesi ve devlet üniversitesini ağırladık. Kaçırdığınız programları üniversitemedya.tv adresinden takip edebilirsiniz. Biz bugün sezonun son programını yapıyoruz ama lütfen haberleşmeyi sürdürelim. Facebook ve Twitter aracılığıyla hangi okulları kazandınız, ne gibi gelişmeler var hayatınızda? Lütfen bizi haberdar edin. Özellikle teşekkür etmek istediklerim var. Tabii ki yapımcı Münal Kavrazlı'ya çok teşekkür ediyorum ama programda çok emeği geçen,
programı birlikte hazırladığım canım arkadaşım Emel Karaman, yapım koordinatörümüz. Ve stajyerlerimiz var. Azade, Sinem, Seymen, unutmayın başka hangi arkadaşlarım var. Reji hatırlatabilir mi? Unutmak istemiyorum. Tuğçe. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tüm bir sene boyunca bize eşlik ettiler ve tabii ki yönetmenimiz Pelin. Size de teşekkür ediyoruz bizi izlediniz. Görüşmek üzere yeni sezonda. Hoşçakalın. Numaralar Servisi 118.99 Üniversite Medya Programı'nı sundu.